Nedir bunlar peki? Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Cumhuriyet Üniversitesi tarafından her eğitim öğretim yılı başında birinci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen Sivas ve Üniversite Tanıtım Günleri dolayısıyla Diş Hekimliği Fakültesi'nde düzenlenen programa katıldı. Kadim geçmişimizin bugüne yansıyan önemli eserler. Diş Hekimliği Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Fakülte Dekanı Profesör Doktor İhsan Hubbezoğlu, akademisyenler ve birinci sınıf öğrencileri katıldı. Hepiniz görmüşsünüzdür. Medreseleri, camileri, tarihi yapılar. Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlarken Sivas ve Cumhuriyet Üniversitesi'nin tanıtım gösterileriyle devam etti. Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü tarafından üniversiteye yeni katılan öğrenciler için oldukça anlamlı bir program yapıldığını söyleyen ve davet için teşekkür ederek sözlerine başlayan Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, "Sivas'ı tercih etmek bir ayrıcalıktır. Bu doğru tercihinizden dolayı sizleri kutluyorum." dedi. Gerçekçi olmakta fayda var arkadaşlar. Severseniz sevdiğiniz yer size güzel gelir. Sivas'ın sevilecek bir şehir olduğunu, optimal ölçekte yaşanabilir bir şehir olduğunu, ne büyük şehirlerin o keşmekeşliği, yorgunluğu veya çok katlı binaların hegemonyasının olduğunu, ne de küçük şehirlerin yokluğunun ve yoksunluğunun olduğunu söyleyebilirim. O yüzden bir öğrenci için yaşanabilecek, aradığına ulaşabileceği bir şehir. Hem gezen hem okuyan bilir diyerek sözlerine devam eden Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya, farklı kültürler tanımanın ne kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Bunu salık veriyorum ki okuyun ama bununla beraber de gezin, dolaşın, görün. Türkiye kültür bakımından büyük bir zenginliğe sahip ama marifet bu farklı renkleri bir araya getirerek arı gibi çiçekten bal alabilmektir ifadelerini kullandı. Tabii kültürel çeşitliliği açısından da size engin bir hazine sunar. Örneğin, ozanlarımız, halk ozanlarımız muhteşemdir. Aşık Veysel, Şarkışla Sivrihalan Köyü'nden Aşık Veysel. Nedir benim sadık yarim kara topraktır diyen Aşık Veysel. Kangal Çetinkaya'dan Aşık Musati. Yani bu şehir size bir de neyi sunuyor? Musiki alanında bir güzellik sunuyor. Bulunduğunuz şehrin hazinelerini keşfederek onlardan beslenmeniz gerekir diyen Vali Yardımcısı Mehmet Nebi Kaya, Sivas tarih ve kültür şehridir. 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'nin yapıldığı binayı gezmeniz gerekir. Milli mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 108 gün ev sahipliği yapan şehir Sivas'tır. Çünkü Sivas emin şehirdir diye konuştu. Tarihi ve kültürel yapıları ve dokuları en iyi şekilde okumanızı, onları araştırmanızı arzu ederiz. Cumhuriyetin temellerini atıldığı şehir neresi? Sivas. Milli mücadelede Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e 108 gün ev sahipliği yapan şehir neresi? Sivas. Neden Sivas? Ben de bu soruyu sorduklarında kim cevap verecek diye merak etmiştim. Ama o zaman bir müdürümüz söylemişti. Emin şehir olduğu için Sivas. Sivas'ın seçilmesinin nedeni o gün için emin şehir, insanı emin şehir. Program günün anısına Diş Hekimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İhsan Hubbezoğlu tarafından Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya verilen plaket ile son buldu. Değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Programımız